Arılarımı kontrol etmek için Arife günü akşam buradan Burdur Bucak Seydiköy'e gidiyorum. Arılarıma baktıktan sonra ertesi gün işlerimi bitiremedim. Akşamüstü dönecektim. Akşamüstü saat 6.30 civarı iki tane motosikletli arkadaş geliyor evin önünde duruyor. Bizim ev köyün dışında böyle ana yola yakın. Çocuklar gitmiyor oradan. Duruyorlar ve tel örgüye doğru yanaşıyorlar. Benim yeğenim bir yaşındaki çocuğumu bahçede gezdirirken onlara bakıyor. Hayır niye gitmiyorlar diye. Çocuklar diyor ki hiç mi motor görmediniz? Girersem seni keserim, seni öldürürüm. Böyle direkt hakarete başlıyor. Direkt küfüre, ağır bariz küfür. Biz ne olduğunu anlamıyor zaten. Ben hemen kapıya doğru yöneliyim. Gençler ne oldu demeye kalmıyorum. Babam geliyor arabayla. Diyor ki bak oğlum uylama bunlar köyün pisi diyor. Bizi içeri alıyor. Direkt babama saldırıyorlar. Babamı ben içeri alınca hani anında saldırıyorlar ve uzaklaşıyorlar 20 metre hemen telefona sarılıyorlar. 3 dakika geçmeden yaklaşık 20 kişilik bir grup. Ben, kardeşim Musa Tural, annem Zeynep Tural, babam, yeğenim, 3 tane küçük çocuğum, biri 1 yaşında, biri 7 yaşında, biri 10 yaşında. 20 kişinin ortasında kalıyoruz. Evin içine kaçıyoruz. Demir kapının arkasına girmezler, evdir burası, korkarlar diye. Demir kapıyı yıkıp evin içine giriyorlar. Taşlarla, sopalarla bizi linç ediyorlar ama hiçbiri de dövmeye vurmuyor. Öldürmeye vuruyorlar. Biz orada da baş edemeyince, kendimizi savunamayınca kendimizi eve atıyoruz. Evi kapıyı kilitliyoruz. Taşlarla, sopalarla arabayı parçalıyorlar. Camlarımızı döküyorlar. Jandarmayı arıyoruz, itfaiyeyi arıyoruz. Evi yakacaklar diye korktum ben bir ara. Bir tanesi aşağıdan yakın evi diye bağırdı çünkü. Yakın evi hepsi içinde ölsün diye bağırdı. Biz kendimizi savunuyoruz. Bir tanesine vurmadık. Hep kendimizi savunduk. 3 tane çocuğum olayın ortasında kaldı benim. Şu an can güvenliğimiz yok. Jandarma koşturmasına devam ediyor. Lakin bu 25-30 kişilik gruptan daha 5 kişinin ifadesine başvuruluyor, ifadesi alınıyor. Biz tehdit alıyoruz. Hala hayati tehlikemiz var. Bekliyoruz yani şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. 2 tane parmağım kırıldı. Odunla vurdular bana. Sırtımda sopa izleri var. Burnumun iç kemiği kırık. Sol tarafım burnum tıkalı şu an. Kemik orayı tıkadı. Nefes alamıyorum sol burnumdan. Kardeşimin çapraz bağları yırtık. Diz kapağı dönük. Artı belinde sırtında sopa izleri, annemin kafasına ve sırtına sopalarla saldırdılar. Hepimizde ağır yaralar var. Bizim yaralarımız belki geçer ama çocuklarımın psikolojisi düzelecek gibi durmuyor. Benim kardeşimin eşi hamile. Balkonda çığlık attı. Son dakikaya kadar çığlık attı kadın. Hiçbir şey yapamadı korkudan. Yani ağır travma altındayız biz arkadaşlar. Biz bu arkadaşlarının tamamının bir kere, saldırıyı yapanın tamamının bir kere ifadeye alınmasını istiyoruz. Olayın üstünden 2 gün geçti. Köy burası. Aynı köyden. Aynı köydeniz. Sadece 5 kişinin ifadesini aldığını söylüyor astsubay arkadaş bana. Yani yaklaşık 20 dakika önce aradım bilgi almak için. 5-6 kişinin ifadesini aldık diyor. Ya arkadaşlar diyorum ben 3 gün geçti. Ha, bu insanlar geziyor. Biz tehdit altındayız. Korkuyoruz. Biz duyduk. Yakın evi. İçeride bunlar ölsün. Sizi bu köyde öldüreceğiz dediklerine biz şahitiz. Babam orada. Annem orada. Ben çocuklarımı getirdim Antalya'ya. Ama ben de döneceğim soruşturma devam ettiği için. Kardeşim orada, yeğenim orada. Yani gerçekten bir sıkıntı. Biz adalet istiyoruz arkadaşlar, başka bir şey istemiyoruz. Yani bir işlemde şu çok garibime gitti. Biz evimizin bahçesinden çıkmadık. Yola adımımızı atmadık. Evimizin bahçesinde ve evimizin içinde saldırıya uğradık. Jandarma tarafından hepimize, 5 kişilik ailenin tamamına 3.100'er lira sokağa çıkma yasağını deldiniz diye ceza kesildi. Her birerimize. Evimizden dışarı çıkmadık biz. Evimizin bahçesinde saldırıya uğradık. Bize toplam 15.500 lira ceza kesildi. Ben bunu akıl mantık erdiremedim. Uğraşma bizimle gibi bir şey oldu. Yani ben adalet istiyorum. Evimden çıkmadan kurallara uyduğum halde ben bu ceza bana niye kesildi? Hepsi güvenlik kamerasında sabit. Evimden çıkmıyorum. Evimin bahçesinde, evimin içinde saldırıya uğruyorum. Saldırganların hepsi dışarıdan geliyor. Bana sokağa çıkma yasağı cezası olarak 15.500 lira 5 kişilik aileye ceza kesiliyor.